Merhaba arkadaşlar, ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, geçiş dönemi Türk Edebiyatı nedir? Hangi eserler vardır bu dönemde? Bu videomda sizlere bunları anlatacağım arkadaşlar. Geçiş dönemi Türk Edebiyatı biliyorsunuz ki 11 ve 12. yüzyılları arasında e, İslam öncesinden İslamiyet'e geçiş dönemidir Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar. Şöyle hemen altını çiziyoruz. 11 ve 12. yüzyılları arasında. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti olan Karahanlar döneminde İslami dönemin arkadaşlar İlk ürünleri ortaya konulmuştur. Nedir bu ürünler? Kutatku Bilik, Divanı Hikmet, Divan İlgati Türk ve Atabetül Hakayık olmak üzere dört önemli eseri göreceğiz bu dersimizde. Hemen biraz özelliklerine bakalım. Diline baktığımızda arkadaşlar Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun olarak kullanıldığını görmekteyiz tabii ki. Buna rağmen arkadaşlar dönemine göre daha sade bir dil kullanılmıştır bu eserlerde. Didaktik ögelerin ağır bastığını görmektesiniz eserlerde. Didaktik öge dediğim şey neydi? Yani öğretici unsurların olduğunu görmektesiniz. Niçin böyle bir şey yapmış olabilirler? Çünkü bu eserlerin ortak bir amacı var. İslamiyeti öğretmek ve İslamiyeti yaymak. Aynı zamanda arkadaşlar toplumu şekillendirmeye çalışmışlardır. Bunun dışında tabii ki insanlardaki hırs, bencillik, kin gibi kötülüklerden aranıp sabırlı, cömertli ve erdemli insanlar olmalarını istemişler. Bu şekilde bu anlamda konular ortaya koymuşlardır, yazmışlardır. Doğu Türkçesine dayanan Hakaniye Türkçesiyle yazmışlardır arkadaşlar. Yani dönemin Karahanlı Türkçesiyle yazdığını söyleyebiliriz. Yine baktığımızda Arkadaşlar Uygur alfabesinin yanında Arap alfabesini de kullandıklarını görmekteyiz. Onun dışında nazım birimi olarak e, dörtlük ve bazen de arkadaşlar beyit kullanmışlardır. Çünkü bu eserlerde hem aruz ölçüsü hem hece ölçüsü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bunları dedikten sonra şimdi tek tek bu eserler hangileriymiş bunlardan bahsedebiliriz. Lütfen burayı güzel bir şekilde defterinize not alınız. Kutatku bilik. Ne demek kutatku bilik? Bilik bilgi demek kut mutluluk Kutatku mutluluk veren bilgi gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. Diyoruz ki mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Hemen şöyle yazalım. Evet mutluluk veren bilgi. Kutat Bilig. On 11. yüzyılda 1069 yılında arkadaşlar Yusuf Has Hacip tarafından yazılan bir eserdir diyoruz. Yine baktığımızda Karahanlı hükümdarı Tapkaç Buğrahan'a sunulduğunu söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar dönemin ilk eseridir. Yani İslami dönemin ilk eseri olduğunu söyleyebiliriz. Evet mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Eserin dili dönemine göre sade ve anlaşılırdır arkadaşlar. Hem beyt nazım birimi hem dörtlük nazım biriminden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında şöyle de söyleyelim. 6.645 beyit ve 173 dörtlükten oluşmuştur diyoruz arkadaşlar. Yine kutadgu için diyoruz ki şehname kalıbıyla yazılmıştır. Bakın şehname kalıbıyla yazılmıştır. Yani hemen söylüyorum. Aruz ölçüsünün, bakın aruz ölçüsünün feülün 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 feül kalıbıyla yazılmıştır diyoruz arkadaşlar. Eserin nasıl konusu ideal insan tipidir. Yazarın amacı devlet ve toplumun yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlatmasıdır arkadaşlar. Bu anlamda da Türk edebiyatının ilk siyasetname örneğidir. Bakın şu maddeden ortaya çıkıyor İlk siyasetname tamam mı şöyle ilk siyasetname örneği. Evet bunu da unutmuyorsunuz. Mesnevi azın biçimiyle yazılmıştır ve en çok yarım uyak kullanılmıştır. Alegorik yani sembolik bir eserdir diyoruz arkadaşlar. Alegorik ya da sembolik eser ne demek? Şimdi birbiriyle ilişkili dört kişi var bu eserde. Mutluluk, adalet, ahlak, bilgi, erdem, dünya, ahiret ilişkili ilişkisi üzerine bunlar konuşurlar. Bu dört kişi arkadaşlar insanın mutluluğa ulaştıran dört kavramdır. Hemen şöyle aşağıya indiğimizde. Mesela gün kün toktu, ay toldu, öt gülmüş ve ot kurmuş arkadaşlar. Hükümdar kün toktu yani adaleti temsil eden bir kişi. Vezir ay toldu yani mutluluğu temsil ediyor. Vezirin oğlu öt gülmüş aklı. Ot kurmuş ise akıbeti yani hayatın sonunu bize sembolize ediyor arkadaşlar. Bu yüzden biz diyoruz ki alegorik Diğer bir ifadeyle hemen yazıyorum. Sembolik bir eserdir. Tamam mı? Alegorik ve sembolik bir eser olduğunu lütfen unutmuyorsunuz. Peki Didaktik bir nitelik taşıyan kutatku bilik pendiname örneğidir. Pendiname ne demekti? Nasihat veren, öğüt veren eser demekti. Viyana, Mısır, Fergan olmak üzere 3 nüshası vardır. Ve dedik ya eserde 4 kişinin konuşturulmasıyla oluşturulmuş alegorik yani sembolik bir anlatımının olduğundan bahsettik arkadaşlar. Şimdi tabii ki Kutatku Bilik bazı özellikleriyle Türk Edebiyatı'nın ilkidir arkadaşlar. Nedir? Hemen yazıyorum. Şöyle. İlk mesnevi örneğidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dedi ki az önce devlet yönetiminden falan bahsettiği için nasıl bir devlet yönetimi, nasıl bir hükümdar olması gerektiğini söylediği için de ilk siyasetname örneğidir arkadaşlar. Yine dönemin ilk eseri olduğu için Arap alfabesiyle yazılan ilk eser olduğunu söyleyebiliriz. Beyt nazım biriminin kullanıldığı ilk eserdir. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Yine bakın Hakaniye yani Karahanlı Türkçesiyle şöyle Hakaniye Türkçesiyle yazılan ilk eser olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar arkadaşlar bu alanda ilkler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir de ilk ee, şöyle diyelim ilk tevhid ve münacat örneğidir. Şöyle yani Allah'a yakarış ve Allah'a övgü münacat örneği olduğunu söyleyebiliriz. Evet lütfen bunlara dikkat edin. Hangi alanda ilkmiş kutatku bilik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle. Divanı Lügatit Türk yine önemli eserlerden bir tanesidir. 1072-1074 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Şöyle Kaşgarlı Mahmut. Abbasi halifesi Ebil Kasım Abdullah'a sunulmuştur. Bu da önemli. Testlerde karşınıza çıkıyor. Türk dilleri sözlü anlamına gelir. Divan-ı Lügati Türk. Türk dilleri sözlüğü demektir arkadaşlar. Amacı ne peki? Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır arkadaşlar. Yani Türkçenin aslında Arapça kadar zengin bir dil olduğunu anlatmaya çalışmıştır arkadaşlar. Bu anlamda Türkçenin ilk sözlüğü de diyebiliriz. Yani bir tek sözlük değil. Bunun e, yanında Divan e, Divane Lügati Türk arkadaşlar içerik bakımından çok zengindir. İçinde destanlar, savlar, sagular, değil mi? E, harita, coğrafya, edebiyat, tarih gibi konuların yer aldığını görebilirsiniz. Evet, Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Yani Türkçenin aslında Arapçayla ile... At başı giden bir dil olduğunu anlatmaya çalışmıştır değil mi? Yani eş değerli yani onun kadar değerli bir dil olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Eserde 7500 sözcüğün açıklaması yapılmıştır. Eser Arapça yazılmış ama örnekler Türkçe verilmiştir arkadaşlar. Eserde yalnızca sözcükler yer almaz. Dediğim gibi çok sayıda şiir örneği yani destanlar yani savlar yani sagular. Sav neydi? Atasözü demekti. Saguneydi. Ölen kişilerin ardından duyulan acılar dile getirilirdi. Öyle şiirlerdi. Koşuklar neydi arkadaşlar? Koşmaya benzeyen, güzellemi, aşk gibi konuları dile getiren şiirlerdi. Bu şiirlerin de Divan-ı Türk'ün içerisinde yer aldığını görmektesiniz arkadaşlar. Bununla birlikte hemen şöyle yazayım. 289 atasözü yani sav şöyle 289 atasözü 172 Eee dörtlük şöyle 172 dörtlük arkadaşlar. Yine 55 beyit şöyle 55 beyit ve 798 700 evet 98 dizeden oluştuğunu da söyleyebiliriz. Bu da dediğim gibi testlerde karşınıza gelebilir. Sözlük yönünün dışında coğrafya, Türk sosyolojisi, tarihi, edebiyatı, gelenek ve görenekleriyle de bilgileri içermesi bakımından eser, ansiklopedik özellikler taşımaktadır arkadaşlar. Türk boyları ve toplulukları hakkında bilgi verdiği için Türk tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Eserin sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita vardır arkadaşlar. Yani Türk haritasının ilk kez yer aldığı eser bilinen tek nüshası İstanbul'da olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu arada eserin içerisinde yer alan ilk sagunun Alpertunga sagusu olduğunu lütfen unutmayın. Dediğim gibi testlerde karşınıza çıkacaktır. Peki Divan-ı Lügatit Türk hangi alanlarda ilk? Öncelikle ilk sözlük, ilk dil bilgisi kitabı arkadaşlar unutmuyorsunuz. Türk haritasının Yer aldığı ilk şöyle harita yazalım şöyle. Türk haritasının yer aldığı ilk eser. İlk Türk Dünyası Ansiklopedisi, evet ilk ansiklopedik sözlük. ilk arkadaşlar etimolojik sözlük yani nedir etimolojik? Köken bilgisi, değil mi? İlk etimolojik sözlük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok önemli. E, lütfen not alınız. Atabetül Hakayık yine önemli eserlerden bir tanesidir. Hakayık hak. Atabetül Hakayık gerçeklerin eşiği anlamına gelir. Ya da hak, e, hakikatlerin eşiği. Şöyle gerçeklerin eşiği anlamına gelir canlar. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır ve ilk defa Necip Asım tarafından Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmuş Hitabetül Hakayık adıyla ilim alemine tanıtılmıştır arkadaşlar. Baktığımızda yine 101 dörtlük ve 40 beyt olmak üzere 484 dizeden oluşan bir eserdir. Gerçekliğin, hakikatin, gerçeklerin eşiği anlamına gelir. Ayet ve hadislerle yüklüdür arkadaşlar. Bu yüzden didaktik bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun yanında ahlak ve öğüt kitabı olduğunu da söyleyebiliriz. Peki eserde hangi konular geçiyor? Bilginin önemi, iyilik, erdem, cömertlik, alçak gönüllülük gibi Konuların geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da yine e, Kutatku birlikte olduğu gibi Şehname Vezni olan Feulün 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 Feül Feul kalıbıyla yazılmıştır diyoruz. Tabii ki ama burada aruz biraz daha kusurlu kullanılmış arkadaşlar. Atabitül Hakayık Emir Sipesalara sunulmuş bir eserdir. Eserde hem aruz hem hece ölçüsü kullanılmıştır. Eser yine tabii ki Hakaniye Türkçesi ile yazılmış arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Yine baktığımızda esere 14 bölümden oluşan eserin ilk 5 bölümü giriş. Sonraki 8 bölümü şairin adını verdiği bölüm ve son bölüm ise bitiş bölümüdür diyoruz arkadaşlar. Uygur ve Arap harfleriyle yazılan nüshaları var. Eserin bilinen 3 nüshası da İstanbul'dadır diyoruz arkadaşlar. Yine bununla birlikte tabii ki bilgisizliğin zararları, Allah'a, Peygamber'e, dört halifeye saygı ve övgü arkadaşlar, dünyanın geçiciliği, cömertlik, mertlik, cimrilik gibi e, konuları ele aldığını söyleyebiliriz. Evet geldik neye? Divanı, hikmet son e, eserimiz arkadaşlar. 12. yüzyılda ilk mutasavvıf şairimiz olan Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Mutasavvıf yani İslami dönem Türk Edebiyatı'nda tasavvufla ilgilenen kişilere biz mutasavvıf diyoruz değil mi? Ahmet Yesevi şiirlerine hikmet adını vermiştir. Bu şiirler yani hikmetler divan Hikmet adlı eserinde toplanmıştır arkadaşlar. Hikmetler tasavvufi şiirlerdir değil mi? Evet yani tanrı hakikatini ifade eden özlü sözler demektir aslında. Ve baktığımızda yine Hakaniye lehçesiyle yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yine bakın nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır. Yedili, 12'li hece ölçüsüyle yazılmış. Tabii ki bununla birlikte beyitlerle küçük de olsa yazılanlar da var. Onlar 14'lü ve 16'lı ölçüyle yazıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, e, hikmetlerde genellikle yarım uyak kullanılmıştır. Şöyle, şunu hemen buraya not alalım. Yarım uyak kullanıldığını ve rediflere bolca yer verdiğini görmektesiniz. Bununla birlikte lirik ve didaktik özellikler taşır. Dönemine göre oldukça sade ve yalın bir dil kullanılmıştır arkadaşlar. Yine e, baktığımızda işte ilahi aşk, Allah'ın birliği, peygamber sevgisi, İslam ahlakı, ibadet, cennet, cehennem arkadaşlar, dünyanın geçiciliği gibi konular işlenmiştir. Tabi Allah aşkı, peygamber sevgisi önde. Baktığımızda istifham yani soru sorma sanatı, tecahülü arif bilmezden gelme gibi söz sanatlarının da kullanıldığını görüyorsunuz. Divanı hikmet, dini tasavvufi halk edebiyatının ilk örneği sayılır arkadaşlar. Uygur alfabesiyle yazılmış ilk nüshası Ayasofya Müzesi'nde yer almaktadır canlar. Evet Ahmet Yesevi ile ilgili bir rivayet var onu anlatmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki Ahmet Yesevi sadece 63 yaşına kadar yaşamak istiyor. Sebebi şu Peygamber Efendimizin vefat ettiği yaş. Ben de onun kadar yaşayayım bana yeter fazlası zarar fazlasını yaşamak istemiyorum. Bu da Peygamber Efendimiz'e olan bağlılığı ve sevgisinden kaynaklı olsa gerek. 63 yaşına geldikten sonra arkadaşlar yerin dibinde küçük bir hücre açmış kendisine bir kuyu kazdırmış ve hayatının geri kalanını bu kuyunun dibinde yani tek hücreli bir yerde geçirmiştir. Sonra da orada öldüğü söyleniyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.